Kıbrıs'tan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güneş artık istenir, sevinilir oldu. Güneşli havaları istiyoruz. Güneşli havaları seviyoruz. Güneş bizim canımız. Kıymetini anladık güneş. Bahçeye çıktım. Bugün geç kalktım. Yani sabah uyandım. Kızım sayesinde. Deli dolu otobüsü kaçırmalar. Ta güzel yurttan gelen ablasına seslendi. Necla ablasına. İşe gidecek hastaneye. Beni de bırak. Hastanenin orada ben yürürüm. Okuluna gitmek için. Veyahut da kapıya kadar bırakıyor Necla ablası. Bilemiyorum. Gitti. Beklerken geri geldi. İzcilik kıyafetleri onu unutmuş. Anneciğim öğretmenin izin vermişti. Sen katılmayacaktın dedim de. Başka şeyler anlattı sabah sabah. Evet, güneşin nasıl bu kadar çekiliyor? Gece geç saatte yattık ben, Meral. Onun dersi mersi bir şeyleri vardı, çalıştı. Çalıştığını söyledi. Ben yine inanmıyorum. Ben yine yani diyorum. Hiç oralı değilim yani. Meral'in ders çalışması eskide kaldı. Eskidendi Meral. Çok güzel ders çalışırdı. Meral'i öve öve bitiremezdik. İsterse yapar. Onu biliyorum sadece. Evet, kapıyı bile kapattım. Perdeler de çekili. İşte birazcık gözüm güneş görsün. Birazcık yüzüm güneş görsün. Yetti. Çünkü güneşe dayanamıyorum ben fazla zaten. Burada geçen haftadan aldığım patlıcanlarım vardı. Bu hafta almamıştım. Onları yapalım. Sabah sabah kalkıp İşimizi gücümüzü yapamadık. Bari bunları yapalım erken erken akşama. Boya işini de yapamadım. O gün elçiliğini orada koşturdum. Dün mü? Bilemiyorum ya, günler birbirine karıştı. Bir gün önce Kayran'ın okulunda koştum. Yani bana koşmak yaramıyor. Perşembe günü koştum okulda. Bugün cuma. Ben perşembe mi koştum diye şüphe ediyorum artık. Dünkü maratonum, evet ya. Dün perşembeydi. Kız kardeşimin oğlumu almaya okula, hatta geciktim bile biraz. Ben saat 1'de sanıyordum. Meral bana 12.30 dedi. Ben hayır 1 dedim. Doğrusu 12.40'mış. Ben oraya vardığımda son servis ayrılmamıştı. Otobüsün birini gördüm. Orada 5-10 tane öğrenci, 5-6 tane baya baya bir öğretmeni, bir öğrenci olacak şekilde öğretmenimiz de vardı. Girdim, Kayran'ın ceketi yok. Koştura koştura sınıfına gittim. Bir ceket buldum, aldım geldim. O da Kayran'ın değilmiş. Şimdi muhtemelen annem de beni kahveye bekliyor. Oraya da yürüyerek gideyim diye bir düşüncem var. Güneş çıktı ama yürümeye ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Belim kilitlendi. Sonuçta yürüyemezsem geri dönerim. Bir yerlerde oturur dinlenirim. Ayıbı yok bu işin, hastalık sonuçta. Gideyim. Yürüyerek gideyim bugün anneme ben. Bugün evi boyayacaktım. Bugün cuma. Geçen cumartesi şu kadarcık yeri yaptım ve kaldı. Olay orada bitti. Yağmur, yaş, o oldu, bu oldu dersindi. O geldi, bu gitti, kaldı. Yarına neyin olacağını, ne olmayacağını bilmiyorum. Riske dağıtmak istemiyorum. Öğleden sonra ben bu işe başlamak istiyorum. Çok bir yer yok ama zorlayacak diye korkuyorum. Yavaş yavaş bu işlere başlamak gerekiyor, evet ya. Öyle yalan buçuk yapmayla olmuyor. Bir an önce bitsin de mutfak masama kavuşayım diye de bir özlemim var. Biliyorsunuz koltuklar var salonda ama koltukları salonda tutmak istemiyorum. Bir mutfak masası almak, rahat rahat sandalyeler yaptırmak istiyorum. Üçlü koltuğumu burada Meral'in yatağının karşısına konumlandırırım. İki tekliği o yanına koyarım. Bir ikili içeri, yani koltukları eve dağıtırım. Ama bir tane orta yere 6 kişilik rahat kolları olan sandalyeli, yani sandalye koltuk arası bir şey. Güldencimin orada gördüm. Ne mobilyaydı orası? Şimdi düşünce aklıma da gelmez. Bana iki tane, tek iki tane kalmış koltuk sandalye gösterdi. Tanesi 1.000 liraydı. Çok rahattı. Yani onları da alıp gelesim var. Kaçırmak istemiyorum. Masayı falan sonra hallederim. Belki iki tane kollu o rahatları alırım. 4 tane normal alırım. Bilemiyorum. Önce bir gideyim.
Bir daha konuşma. O iki taneyi kaçırmayın diye düşündüm. Şimdi sizinle konuşurken bir öyle içimden tekrar geçti. Sonuçta sorup baktığım hiç böyle olur diyemediğim sandalyelerin yani kollu sandalyelerin tanesi 700'den başlıyor. Kıbrıs'a sormadım bunu. Bu kataloglarda mı Türkiye fiyatları falan. Belki de özel bir yerde yaptırırım. Bir tanıdık da var. İndirim yapar mı bilmiyorum. Kıbrıs'ta. Kızımın bir arkadaşının tanıdığı. Daha gidip görüşmedim adamla. Ama uyguna yapar demişti. Geçen sene konuştuğumuzda canım dedim sırası gelsin, zamanı gelsin konuşuruz. Neyse şimdi suyum kaynadı. Yeşil çayımı içeyim. Sonra üzerimi değiştireyim. Ben üşüyorum evde. O yüzden güneş bana iyi geliyor ama güneşi direkt kendisini sevmiyorum. Evi ısıttı şu an. Yani bir derece olsa kaloriferin ısıttığı kadar güzel bir ısı ve hala üzerinde polarım var. Polar pijamalarım var. Ve ben sıcak almıyorum. Gerçi çok da bir şey yapmadım. Belki kımıldasam, uğraşsam sadece evi bir süpürdüm. Çünkü saçlarımız çok dökülüyor. Saçlarımızı toplasın istedim. Öyle. Hemen bir kalkayım. Yeşil çay içeyim. Anneme doğru gideyim artık. Evet arkadaşlar. Tekrardan Kıbrıs'tan merhaba. Sabah muhabbetimizi yapmıştık. Şimdi tekrar. Anneme gidiyorum. Arabayla gidiyorum. Gün 12.30 oldu. Güneş tepeye çıktı. Şu an araba bile kaynıyor. Belime de güvenmiyorum. Ya suyumuz borusu bir yerden kırıldı. Oradan su akıyor. Veyahuttan gidere giden su temiz ama geliyor su. Neyse bir bakalım ya biz ona. Evet arkadaşlar. Boyamız bitti bitiyor. Saat 3'e geldi. Biraz karışık. Son düzenlemelerimi yapıyorum. Halılarımı seriyorum. Bir tane tencerem vardı. Tencere takımımla en son elimde tuttuğum tabalarıyla beraber. Geçen gün onu makineye atmışım kapağını yıkamaya. Fakat o tencereye kapak yok. Kapak makinede yıkanır. Ne koyarım ne koyarım. Sonra bu tencerem aklıma geldi. Bu kapağı koydum o tencereye. Sonra tencerenin aslında cam ocak, cam tencere piştiği aklıma geldi. Dedim onu kullanana kadar eski tencere. Büyük olduğu için kullanıyorum. Kalabalıkta kullanıyorum. Kızartmada kullanıyordum. Yine kızartma yaparım ben ondan da. Sık sık kullanmam en azından. Büyük tencere olarak da bunu kullanırım. Çıkardım. Benim bir tane daha ateşe dayalı tencerem olmalı diye düşünüyorum. Onu da bakayım bulayım da. Bu ocakta pek yakışıyor. Çok hoşuma gitti. Şimdi imam bayıldımı yaptım. O tencerede kızartmıştım. Onu da pişirecektim. Bunu bulunca böyle. Bunu da deneyeyim dedim. Bu bugün denemelik patlayıp çatlayabilirdi ama araştırdım internet üzeri. Altındaki markasını, logosunu yazdım. Vintage diye geçiyor. 1960-70 senelerinde üretilmiş. Bir de bunun değişik bir desende tepsisi var. Cam tencerelerimi de ocakta kullanmak fikrini daha önce aklıma gelip uygulayamamıştım. Ama bundan sonra sık sık bunu da pişireceğim yemeğimi. Evet arkadaşlar 2,5 bardak su. 2,5 su bardağı süt. Bir paket puding. Hindistan cevizli ve Yok. kakaolu. Ciddi mi? Çikolatalı Hindistan cevizli ya. Ben normal sanıyordum bunu. Bu pudingi pişireceğim. Sonra kakaolu ve kakaosuz bisküvileri sırayla yerleştireceğim. Özel bir kesimle güzel bir dizayn olacaktı. Ama Hindistan cevizli neyse mis gibi koklu zaten üstünde Hindistan cevizli yapacağız. Şimdi bunu yavaş yavaş karıştırayım. Bu arada saat 9 oluyor ve Meralciğim hala daha yemek yemedi. Açlık orucumu yapın annem. Çok mutsuzum yemek yemedim diye. Allah bilir ne yedin. Hiç açlık belirti yoksun sen de şu an. Hiçbir şey yemedim. Biraz daha Hindistan cevizi koysak mı diye düşünüyorum ama Hayır. gerek yok. Kapatayım. Kapatabilirsin şimdi burada. Ümit azıcık sesini kısacaksın sen televizyonumun. Tersine mi geliyor? O değil de kakaolu koymadım ben yine.
Evet arkadaşlar, birden aklıma bu tatlıyı yapmak geldi. Meral pek sevinmemiş bu olaya. Niye annem? Yo, sevindim, çok mutluyum. Emin misin? Siz bir de yerken göre. Seni yerken. Bir kakaolu bisküvi yedim. Evet, bir kakaolu yedin. Üzücü bir durum değil mi annem? Çok. Kalbim kırıldı. Düzeni bozduk. Bugün de diyet gitti. Ne kadar illegal bir insanım. Görüyor musun işte? Kakaolu bisküvi yiyip düzen bozdum. Çok havalı. Hep aktılar aşağıya. Sorun değil, benim o çekiyor zaten. Ben temizlerim hakkında dilimi. Dilimin boyunu biliyorsun. O sana lazım, bana değil. Sığmayacak. Annem herhalde iki paketin boyunun bu kadar olmadığını biliyorum. O yüzden sana ötekini dedim. O tekini değil dedim. Şöyle. Zaten hepsi... Aynı yere gidecek ha? Hepsi Meral'in midesine gidecek. Hayır. Zaten hepsi kakao. Yine mi kakaolu koymayı unuttum? La havle ve la. İzlemeyeceğim. Ben sana izin vermeyeceğim. Niye? Vermeyeceğim Meral. Söyledim sana bunu. Of of of. İşte. Lazımdı. Gözettim. Kemiz bitirse elim günü şey yardım. Ben de çayın yanına pudingli bir şey yemeyi anlamıyorum. Zaten bunun sütünü anlayacağım. Sen değil. Süt bitti mi? Hı. Evet. Evet arkadaşlar, yine video kapatma köşesi yaptık kendimize. Pencerenin önünden vazgeçtik. Çünkü orası geçici bir süreçti. Meral'in odası haline getirdik. Yemek odası, Meral'in odası, mutfak, salon. Hepsi bir arada bir karışık. Şimdi pencerenin önüne geldim. Burası da soğuk. Arkası sıcağım. Hakikaten soğuk değil mi? Ama kış günleri gündüz burası bir sıcak oluyor. Bir sıcak olur, inanılmaz oluyor. O zaman üçlü koltuğu buraya koyuyorum. Buraya yatabilmek için. Şimdi o kadar sıcak altında yatılmadığı için koymadım. Konu nereden buraya geldi ya? Soğuk altında. Evet arkadaşlar. Bir haftalık bir süreci bugün yayınladım. Videomu açtım. Dün mü açmıştım? Bugün açtım ya. Bugün açtım. Dün yüklemiştim. Sabah yüklemişti ama akşam üzeri açtım. Bir haftayı. Bu da aynı hafta içinde cumadan beri çektiğim bir videoydu. Yeni tencerem. Kayınvalidem için yaptığım tatlı. Tatlının kesimi ve sunumu ertesi gün pazar günü Güzel Yurda gittiğimizde yaptık. Orada köye kadar gittim teyzemi görmeye, kız kardeşim, çocukları görmeye. Çocuklarını orada kestim. Kayınvalideme de götürdüm tabii. Onun için yapmıştım ama kayınvalidemin orada gidip kesip oradan oraya gitmek daha zor olacak diye. Meral de Güzel Yurt'tan gelince Aydınköy'e gelmek istediği için direkt Aydınköy'e gittik. Aydınköy'deki işlerimi bitirdim. Güzel Yurda döndük. Çok karışık oldu. Evet arkadaşlar, bir günü daha bitirdik. Uzun bir gündü, uzun bir süreçti. Bir haftalık bir video yayınladım. Arada gün içerisinde bir günlük vlog olarak çekmiştim sabah kalktığımdan beri. Cuma günü mü çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Gecikmeden onu da atmak istedim. Zaten yeterince geç kaldı diye. Kötü bir gündü. Yorgun argın bir gündü. Ama ben günün sonunda o gün boya işini bitirdim. Cumartesi günü evi yerleştirdim. Sadece ince detaylar kaldı. Yağmur yaş olduğu için bazı şeyleri yapamamıştım. Onları da hallettikten sonra mini bir ev turu. Yani boyadığım yerleri göstereceğim. Ah ne kadar çok boyamışsın, zahmet etmişsin de diyebilirsiniz ama ben başardığımı düşünüyorum. Bundan iyisini yapan buyursun. Unutmayın ki yaş farkı da var. Sakatlıklar var. Kol sakat, bel sakat. Bence çok iyi yaptım. Çok başardım ve kendimi çok tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzu burada kapatalım. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmayı da unutmayalım. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.